Hayvancılık yapan pek az kaldı buralarda. Bir nevi bitmek üzere yani. Yani hemen hemen 10 köyün birinde yani hayvan kaldı. Sade Yomra Deresi'nde 1000'den üstüne yani yatak olarak sürü var idi. Şu anda 5'te 200 tane yoktur yani. Bizim burası yüksek memleket. Yan destek olmadan burada geçip bakmak zordur yani buralarda. Her şey maliyete dayanıyor. İlaçları pahalı. Piyasada 100 lira olan ilaç bugün olmuş 5-600 lira. Dışarıdan bakarsın çok kolay. İçine girdin mi anlarsın o zaman zorluğunu. Yani örneğin yaylaya gitsesin, yaz başı yola korsun, adam der vay be ne güzel işi var, bu işi yapalım. Ama öyle değil işte, bunu yaylaya yola koyana kadar bunun çok eziyetleri var. Yola koymasında büyük iş var. Ben Ali Akgül. Namı diğer dağların kralı. 14 ay 5 gün askerliğim var. Harici hep bunun beşindeyim. Bizden sonra bu işi yapacak olan yok.
işimi severim yani. Zevkle yaparım, istekli yaparım. Emir almaktan hoşlanmayırım. O yüzden bu işin peşindeyim. Hayvanlarımı severim. Doğayı severim, ne bileyim. Böyle işte. Bu bölgenin Yomra Diresi'nin yerli geçisi, Akçabat Çepnisi'nin kırması diyelim. Melez yani, kırma geçi. Kışa dayanıklı, iyi oğlak bakar. Kışa tutar. Çılo gelir. Bakımından zevk alırsın. O tarz bir geçi bu. Önceden hayvancılık haddinden fazlaydı. Şu anda tek bizim burada bizde kaldı yani. Hayvancılık biraz bakım şartlarından dolayı herkes sattı ineğini falan. Orman zaten bütün çayırlıkları kapattı. Gelir yok yani. Ona sebep millet hep çarşıya yoğunlukla ağırlık verdi. Normalde çayırlıklar hep biçilirdi. Karşı şu gördüğün arazilerin birçoğu çayırıydı, mezireler var idi. İneklerinden yazbaşı, üzüm, sığırcılar gelir orada bir ay, 20 gün kalırdılar. Köye ondan sonra inerdiler. Hayvancılık tabii ki biterse, yani bence şey de biter. Yani yayla kültürü olsun, doğa kültürü olsun, bunların hepsi biter yani. 90'dan bu yana bizim köyde ıssız kalan bir mezire evi yoktu. Yaklaşık belki de 100-150'nin üzerinde mezire evi var. Bugün sadece 20 tanesi ayakta. Diğerlerinin hepsi harabe halinde. Neden bu? Vatandaşın inek bakmadığından, ihtiyaç olmadığından, işte kentsel dönüşüm bilmem ne, kentlere seçilmek. Gitsek baksak bütün mezire evleri hemen hemen de yıkılmış. Bizim köyde yani mezire hayatı 2000'li yıllara ilk girdiğimiz yıllarda çok yaygındı. Şimdi herkes rahatlığa bakayım. Hayvan bakmayayım, köyde çalışmayayım da ne olursa olsun. Yani bu sadece eski nesilde değil, yeni gelen de aynı devam ediyor. Onlar da aşağıya hep kaçmanın peşinde. Dağlarda gezdiğin için çobana yani ikinci sınıf insan muamelesi yaparlar. Bir nevi kendiliğini yüksek görürler diyeyim yani. Hayvanları aslında sevmek güzel bir şey bence. Hem zevk almak hem doğada yaşamak. Hayvanın dilinden anlamak. Ben yaklaşık 10 senedir kırık köpek saklayırım. Kırık köpeği elime düşürdükten sonra bu kangalı olsun, kırması olsun. Bunlar iyiliğini gördükten sonra artık tüylü köpeğe hiç heves etmiyorum. Çünkü kurt yatağa geldi mi köpek yatağa girdikten sonra fark ediyor onu tüylü köpekler. Kangal köpek öyle değil. Yaklaşık 1 kilometre mesafeden kokusunu alıyor. Yanaştırmayın. Şimdi hırsız eve girdi mi ne yapar? Eve girene kadar bir şey çalma riski yoktur ama eve girdi mi alır gider. Kırık köpeğin iyiliği o. Uzak mesafeden koku alma duyusu var. Önceden tüylü köpek çok besledik. Çindi vakitleri olmadan hayvanı bırakıyorlar. Azıkıyı mı ne yapaysa bırakıyı gidiyor. Ben besleyen arkadaşlarım da işte senin köpeğin kötüdür falan demiyorum. Mutlak onların da iyi yönleri vardır ama ben yani faydasını görmedim. Özellikle de yazın. Yazın serinlerden hiç çıkmayla. Nerede bir çamur deryası, nerede bir ağaç gölgesi orada yatay kalıyor. Bana göre öyle. Belki besleyen arkadaşlar var. Onlarınki daha kaliteli olabilir ama ben ne kadar aldımsa hepsinde yanıldım yani. Hiçbir tanesinde bir şey göremedim, fark göremedim.
Görüntü açısından tabii onlar bundan iyi görünürler. Tüylüdür, atayırım zayıf olsa da besli görünür. Bunlar zaten şey gibi, nasıl diyorsun, böyle dövüşçüleri düşünün kas üzerine. Kaslı bunlar. Yakışıklılık açısından kangaldan başka köpek tanımam. Tip olarak da, göğüs olarak da, vücut yapısı olarak da, hız olarak da tüylü köpek kesinlikle bununla yarışamaz yani. Hayvancıların buna rağbet etmesinin sebebi o. Ha bizim Karadeniz bölgesi soğuk oluyor. Tüylü köpeğe işte soğuğa dayanıklı alakası yok. Köpeği enükken nasıl yetiştirirsen çocuk da insan da aynıdır. Şimdi çocukluğunda ne görürse onunla büyür. Yani yaşı ilerledikçe de o iş üzerinde adapte olur. Köpek de aynıdır. Geçi olsun, koyun olsun nasıl yetiştirirsen öyle devam edin. Ne çay demledim bugün bak tavşan kanı. Sabah saat 9 gibi çıkarırız. İşte saat 11'lere kadar, 11.30'lara kadar otlay. Geliyor böyle her gün farklı yerlerde. Saat 11.30'dan 1'e kadar, bazı gün 1.30'a kadar. Bayırın, yaylımın yakınlığına bağlı. İstirahat ediyoruz. Çayımızı yaparız. Çay içiyoruz. Biz de istirahat ediyoruz. Saat 1.30'larda falan kaldırırız. Tekrar yayılıma otlay saat 4 gibi tekrar yerine gidiyor. Olağını veririz, ayırırız işte vesaire. İşimizi yapıp akşam kapatıp eve gidiyoruz. Şimdi birçok insan vardır. Hayvancılık yapar ama nasıl yaptığını anlamı yoktur yani. Yani gider gelir peşini. Hastalık vurur mesela geçiye. Ne hastalığı olduğu belli. Avlanır. İlacını yapacaksın. İlacını yapmasan birçoğu ölür. Zaten biz de bıraktığımız
zaman, yani geçe de ormana girmediği sürece buraya daha insan bile giremez. Ormanlar yani aşırı bir şey gelişme oldu ormanlar. Hani geçile yolu açayla da biz işte gidip gelirız böyle yani. Normalde geç girmesin buna. 10 sene sonra yani buna adam biraz zor girer. Yani bunu geçit normalde bu tikeni komple yiyip daha yeniden gelir. Ha bu ne oluyor? Üst üste yattığı zaman daha adam da işleyemiyor bunlar. Üretimi olmayan bir ülke yok olmaya mahkumdur her zaman. Örneğin hayvancılık yapacak vatandaş, şimdi büyükbaş olsun küçükbaş olsun bu fiyatı yani çok yukarı aşağı insan emeğinin karşılığı neyse onu alacak tabii ki. Ama hazır bakayım desen geçi koyundan da inekten de kat kat daha şeydir, masrafsızdır. Olduğu gibi doğadan otlar yani biraz da yetiştirmeye bağlı. Örneğin ben 3. ay gelmiş, 3. ayında bugün 1'i 2'si. Ben bugüne kadar geçiye doğurumda içeride bıraktığım hayvanlar harici tel çayır vermedim. Peki 5 tane inek yapan insanı düşün şimdi, bir vatandaşı. Adam en az bir 15 ton ot yemiş olacak bu zamana kadar. En az. Şimdi masraf açısından baktığında inek mi daha masrafsız, geçi mi daha masrafsız? Evet, değneğin kabuğunu soyacağız şimdi bak. Hayvancılık her zaman şeye, doğaya şeydir, faydalıdır yani zararı yoktur. Şimdi geçiye şey çıkartırlar, işte ağacı soya yatayım, şey yapay, ormanın kökünü çıkarayım, alakası yok. Şimdi bu ağaçların hangisi vardı burada? Geçi, ben doğdum, 82 doğumluyum, doğdum büyüdüm, bu ağaçlar burada. Niye bunların kökü çıkmamış? Hayvancılığı devam ettirmemiz için yem fiyatı olsun, ot fiyatı olsun, bunların maliyetlerinin devamlı düşük olmasından yanayım. Yani örneğin benim geçime devlet ne veriyor? Misal 5000 lira destek veriyor. Onu vermesin, arpanın kilosu ne kadar mesela, mısırın kilosu ne kadar? 5 lira. Onu 3 liraya düşürsün benim için daha iyi. Her zaman düşük maliyetli hayvancılık daha iyi yapılır. Şimdi etin fiyatı bugün 140-150 lira diyelim geçi koyunda. O olsun 100 lira ama yem fiyatları da düşük olsun. Ot fiyatları, ilaç fiyatları hepsi de düşük olsun. Ya vatandaş et alıp yiyebilsin yani. Hem onlar ihtiyacını görsün hem ben satışımı yapabileyim. Ama piyasa bugün allak bullak. Piyasada ne olduğu belli değil. Herkes bildiği havadan çalar. Biz bu işi biraderimle beraber yaparız. Bizden önce abilerim yaptı. Onların döneminde de bu kadar fazla değildi. Atayırım 170-180 civarları olurdu. 400'e kadar çıkardık, ev yaptık. Ondan sonra işte sattık vesaire oldu bu oldu. Ondan sonra tekrar çalıştık, artırdık. İşte oldu bu oldu, ben evlendim derken ondan sonra geçilerin ahırı yoktu. Yer aldık, ahır yaptık. Ahırın masrafını komple geçiye dayadık. Yani tamam birikimde 3-5 vardı ama hayvan olmasaydı önümüzde bugün o şeylere sahip değildik yani. Örneğin bir ahır bugün yapmaya kalksan 2,5-3 trilyon civarları. Siz de gördünüz. Diğer zaten bir binanın neyse içidir. İçini, her şeysini bu geçilerle yaptık. Yani bizim başka bir yerden gelirimiz yoktu. Allah'a şükür kimseye muhtaç değiliz.
İşimizi yaylarız bir şekilde. Mal kendinizin olduktan sonra el alemin ağzını dinlemekten iyidir. Ben sabah gelirim, kendi işim olduğu için geçileri 8'de çıkaracaktım, çıkartırım 10'da. Kimse bana bir şey diyemez, karışamaz, kendi başıma hürüm. Ama el bir yabancıya çoban olsam mecbur onun dediği saatte çıkarmak zorundayım. Onun dediği saatte ahıra koymak zorundayım. Onun istediği şeyler tamam, ay 30 paramı alırım ama emir altında yaşamayı sevemedim. Yani bence elinde hayvanı olan onun kıymetini bilsin. Vardan fayda gelir, yoktan fayda gelmez hiçbir zaman. Karı var, soğuğu var diye güzellığı bir güzel vermezler.